hocam. Kanserde güncel gelişmelerle ilgili de izleyenlerimizi bilgilendirir misiniz? Kanserde güncel gelişmelerle ilgili hep birçok röportajda bahsediyoruz ama ben şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Hemen Türkiye'de pek çok klinikte bizler de dahil dünya çapında hizmetler verebiliyoruz. Bu açıdan da gurur duyuyoruz. Ben COVID-19 başarısında hem Sağlık Bakanlığı'nın hem insanımızın duyarlılığının çok önemli olduğunu gördüm. Yani bu başarıda payı olduğunu gördüm ama en büyük paylardan bir tanesi de bizim yetişen hekim kalitemiz. Türkiye'de hem o COVID-19'daki o başarıdaki iyi yetişmiş hekim kalitesi çok önemli olmuştu. Ki onkolojide de sadece kendim değil pek çok arkadaşımızla beraber dünya çapında, dünya kalitesinde, dünyadaki yüksek kalitedeki standartlarda onkoloji tedavileri verebiliyoruz. Ve bununla da gurur duymaktayız. Genellikle Avrasya Hastanesi adına da çok gurur duyuyoruz. Kendimiz adına da çok gurur duyuyoruz ve tüm camiamız adına da gurur duyuyoruz. Onkoloji camiası adına ve hastalarımız hemen pek çok ilaca ulaşabiliyor. Yani bunu Sağlık Bakanlığı aracılığıyla çoğunu halledebiliyoruz. Bu da çok güzel bir şey. Çoğunu hasta çok ücretsiz olarak pek çok kanser tedavisine ulaşabiliyor. Çok yeni bakanlığın onayladığı meme kanseri, evre 4 meme kanseriyle ilişkili ilaçlarla meme kanserinde daha güçlü hale geldik. Önceden tekli hormonlu ilaçlarla daha az yanıt alırken bu akıllı ilaçları da ekleyerek çok ciddi yanıtlar, tam yanıtlar görmekteyiz artık. Meme bu, kanseri de en sık görülen kanserlerden. Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanserlerden. Türkiye'de de ikinci sırada en sık görülen kanser kadınlarda ve evre 4 gelen kanserimizde, meme kanserimizde az da değil. Bunların çoğu hormona çok duyarlı ve özellikle de hormona çok duyarlı olan alt grupta yeni de onaylanan ilaç grubuyla beraber bu hastalarımızın çoğunda uzun yıllar kronik hasta olarak bu hastaları takip etme şansını da elde ettik. Onun dışında Küba benzeri immünoterapileri çok rahatlıkla, çok sıklıkla kullanabiliyoruz. Hastalarımız bu şansı elde edebiliyor. Diğer akıllı ilaçları bir şekilde Türkiye'de daha az yapılmakla beraber genetik haritalama sonucu ortaya çıkan akıllı hedefleri bulmaya çalışıyoruz. Bunları sık kullanabiliyoruz. Bu açılardan da diyebiliriz ki gururla hastalarımızı dünya standartlarında tedavi şansları sunarak tedavi etmeye çalışıyoruz. Tabii ki bu bir hastalık grubu. Şu an iksir gibi her kanser tipi ya da evresi için bir ilaç yok. Ama öyle özel ilaçlar var ki ya da tedavi şekillerimiz var ki pek çok hastalık için çok iyi sonuçlar elde ediyor. Ama bazen kişinin genetik yapısı, kendi doku uyumu vesairesi, bağışıklık sistemi, çevresel faktörler, ailesel faktörler, sosyal faktörlerle siz ne yaparsanız yapın başarılı olamadığınız bir alt grup mutlaka oluyor. Bu artık tıbbın bir doğası diyelim. Ama önceyle karşılaştırdığımızda, bir 30-40 yıl öncesiyle karşılaştırdığımızda şu anda bütün şartları kullanarak çok daha iyi sonuç elde ettiğimiz çok iyi alt gruplarımız var. Bu da en azından bizi mesleğimiz adına, hastalarımız adına hem çok sevindiriyor hem çok umutlandırıyor. Hastayla beraber aynı heyecanı yaşıyoruz. Her bir yeni tedavide aynı heyecanı yaşıyoruz. İyi yanıtlar aldıkça daha da umutlanıyoruz, daha da çok seviniyoruz. Bunu da özellikle bir röportajda vurgulamak istemiştim. İyi oldu.